Bir tarafta kediler, diğer tarafta ise ne olabilir acaba? Hadi gelin o kediyi açalım. Trifon'un 1000 parçalık bu kedi puzzle'ını 2 sene önce yapmıştım. Daha önce yaptığım bir puzzle. Ve dedim ki madem kedi puzzle yapıyoruz, Trifon'un aynı serisinden meşhur bir puzzle daha var. Onu da yapalım ve bir karşılaştırma challenge videosu olsun. Bir tarafta kediler, diğer tarafta tabii ki köpekler. Bugünkü videoda bu iki puzzle birbirleriyle kapışacaklar. Bakalım hangisini daha önce bitireceğim ve hangisinden daha fazla keyif alacağız. Trifon'un Happy Cat, Mutlu Kediler isimli bu puzzle'ını 2 sene önce yapmıştım. Özellikle şu puzzle'da, şu bölümünde çok fazla zorlanmıştım. Diğer bölümlerinde ise çok basitti. İstedim ki bu puzzle'ı tekrardan yapayım. Ama yanında da bir de köpek versiyonu olan, aynı şablon stilinde ama köpeklerin yer aldığı bu fotoğraf kolajını da edinmek istedim. Bu da Far Out Dogs. Bu şekilde içerisinde köpek resimleri olan bir seri. Köpeklerin yer aldığı puzzle'ın kedilerden farkı neon olması, aynı zamanda neon içeriğinde diğer serinin diğer puzzle'larını da görebiliyoruz. Hadi o zaman ilk önce köpek puzzle'ını yapmakla başlayalım. Kediyi ikinci kısma bırakacağım. Bu videoda ne yapacağız? Hem kronometre tutacağız, hangisini daha önce bitireceğime bakacağız ve hangisinden daha fazla keyif aldığıma bakacağız. Hangisi daha kolaymış? Ona da bakacağız. O zaman iki puzzle'la challenge olacak. Birbirleriyle karşılaştırmaya başlayacağız. Hemen ben puzzle'ı açmaya başlıyorum. Paketten yeni çıkardığım için, biliyorsunuz Amazon kiri diye bir şey var. Amazon kiri diye bir şey var hakikaten. Bu puzzle'ı 112 liraya aldım. Amazon Prime günleri büyük indirim vardı. Maalesef artık puzzle'lar çok pahalı. 100 lira bandı artık uygun kalıyor. Çok keyifli duruyor. Şuradaki köpüşün hot dog içerisinde oluşuyor. Renkler muhteşem. Pembe kolay olacak, mavi kolay olacak. Sarı ton, 2 tane ton var. Biri açık, biri koyu. Bakalım nasıl olacak. Hadi o zaman puzzle'ımızı açalım. Puzzle parçalarımız bu şekilde. Yer yer küçük parçalar var, yer yer büyük parçalar var. Rengarenk bir poşet. Hemen parçalarımızı yakından inceleyelim. Özellikle pembe renge bittim. Kalınlık mükemmel, trifle kalitesi. Köpeğin gözleri. Renkler, çözünürlük muhteşem. Parça yere düştü. Füsü almadan hemen almamadım. Şeritler var. Distribütör hey diyor. Ravensburger'ın da mı böyleydi? Yok, o Joker miydi? Kafam karıştı ya, hatırlamıyorum. Parçaları da incelediğimize göre ben o zaman köpeklerle başlıyorum. Parçaları inceleyeceğim, parçaları ayıklayacağım. Renkler üzerinden giderim. Büyük ihtimalle pembeyle başlarım. Ama bilmiyorum, kronometremiz de hazır olsun. Ben puzzle yapmaya başlıyorum. Hava çok sıcak. Gerçekten. Hemen kronometremi başlatıyorum. Başlattım. Burada zorlayacak şey beni maviyle şu maviyle şu mavinin karışması diye düşünüyorum. Belki bunlar da aynıysa belki kedilerden bir tık daha zor olabilir. Çünkü kedilerde hiç benzer renk yoktu. Bir tane falan vardı ama kırmızı çok zordu. Burada kırmızı gibi büyük bir alan yok. Kırmızı kedi gibi. Ama renkler, arka planlar birbirlerine benziyor. Ben pembeleri ayıklayacağım. Dış parçaları ayıklayacağım. Pembe çünkü 1 tane alan var. Direkt ben pembeyi bulayım.
Bu da kaç? 250 parça falandır burası. 300 parçadır. Ve beyaz kuçumuz var orada. Dış parçalar. Füfüsü'ya da kemik verdim. Kemik yiyor şu an. Kemik yiyip beni izliyor. Büyük parçalar da var. Küçük parçalar da var. Neyse ben şimdi yapmaya devam ediyorum. Güncellemede görüşürüz. Bakalım akşam ne kadar yapmış olacağım. Fifisu, kemiği yedin mi? Fifisu! Fifisu! Kemiğe dalmış. Bu arada burada Fifisu yok. Neden yok? Ama Fifisu'nun arkadaşı var. Fifisu'nun buradaki arkadaşlarından bir tanesi bu köpekten. Arkadaş deyince nasıl ağlıyor? Çok oynarlar kendileriyle. Sosis köpek hatta. Biz öyle diyoruz. En sevdiği arkadaşlarından bir tanesi. Kemiği yedin mi hepsini? Arkadaşlarının puzzle'ını yapıyorum Füsu. Çok lezzetli kemik değil mi? Arkadaşlarının puzzle'ını yapıyorum. Nasıl da kafasını sallıyor. Truffle'da en sevdiğim özellik neredeyse sıfıra yakın puzzle tozu. Gerçekten Truffle bu konuda favorim. Hiç puzzle tozu yok neredeyse. Ayıkladım. Diğer parçalar, pembeler, dış parçalar. Ve çıkan puzzle tozu neredeyse hiç yok. Hiç yok. Şu kadar ya. Gerçekten puzzle var. Ve Truffle markasını çok seviyorum. Mükemmel. Şimdi ben dış parçaları yapıyorum. Sonra pembelerle başlıyorum. Güncellemede görüşürüz. Bir böyle hardal sarısı gibi olan tonlu var. Bir de böyle civciv sarısı gibi olan. Civciv sarısı gibi olan bizim sosis köpeğimiz. Hardal sarısı gibi olan da. Bu 3 Fransız bulduğu yavruları, kısımlar olacak. Bu şekilde ayırt edeceğim. İkinci günden selamlar. Kahvem hazır. Şöyle yapabildim dün akşam. Biraz zorlayıcı bir puzzle olduğunu söyleyebilirim. Bir parça başka yere uyum sağlıyor arada. O bir handikapı var. Ama bakalım. Şimdi ben devam ediyorum. Güncellemede görüşürüz. Mesela oluyor. Ama olmuyor. Bu buranın değil mesela. Ama oluyor yani. Mesela bu buraya oluyor. Ama oranın mı değil mi belli değil. Truffle böyle olmazdı ya. Anlamadım. Aynı şekilde buraya da oluyor. Buraya da oluyor parçalar. Truffle ne yaptın? Çok zor. İkinci günden günaydın. Küpün şirinliğine. Şu kısım var şimdi. Çok zor. Bu gerçekten çok zor. Tamamen hepsini birbirlerine deneyip yanılarak yapacağım. Bakalım. Elimde kaldı. Kaldıramadım bile. Diğer truffle'lardan farklı. Truffle normalde birbirlerini çok iyi tutar kenetler. Bu farklı bir truffle. Ben anlamadım ya. Baksanıza her yere döküldü. Bu farklı bir truffle. Şimdi geçelim diğer puzzle'a. Kedili olana. Sıra geldi ikinci puzzle'ımıza. O da Truffle'ın aynı kolaj olan kedili kolajlı versiyonuna. Bunun özelliği neon çizgilerinin olmaması. Ama aynı kolaj, aynı fotoğraf stili. Tek farkı
köpek değil kedi olması. 2 sene önce yapmıştım. O zaman bana çok basit gelmişti. Sadece tek zor olan kısım şu büyük kedi olan kısımdı. Bakalım köpekten daha mı kolay olacak, daha mı zor olacak? Köpekli puzzle beni başlarda biraz zorladı vallahi. Bakalım. Yaptıktan sonra böyle bir streçe koymuşum, sarmışım. Kutu eskimesin diye. Hem de bir de daha önce yaptığım bir puzzle olduğu için bakalım daha kolay yapabilecek miyim? Şimdi gelelim kedili olan puzzle'ımıza. Dadam! Kötü bir haberim var. Puzzle parçalarını bu şekilde koymuşum. Bakın işte truffle böyle. Truffle ayrılmaz. Diğer köpekli olan birbirlerini tutmuyordu bile. Parçaları bile farklı sanki. Diğeri daha inceydi. Şimdi izninizle önce bu yapılmış parçaları bir bozalım. Hile yapmayalım. Ondan sonra yapmaya başlayacağız. Ben niye zamanında yaptıktan sonra bozmamışım ki? Başımıza iş çıktı. Boz, 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 boz. Fifi sonunda rüya görüyor. Patilerini atıyor böyle. Keşke size de gösterebilsem. Gösterene kadar kesin uyanır. Puzzle bozmak, puzzle yapmaktan daha eğlenceli değil. Onu görmüşüm. Şöyle arada 1-2 kaldı. Şöyle de bir karıştıralım ki parçalar yerli yerinde durmasın. Tam bir karışmış olsun. Tamamdır bence. Oldu. Ayaklarını vuruyordu. Bakın gel diye çağırsam acaba. Fifi su. Gel. Fifi su gel. Geliyor. Gelmeye çalışıyor aslında. Gelin isterseniz bir karşılaştıralım. Parçalar sanki evet ya. Şey olan niye odaklamıyor? Kameranın odağı bozuldu. Kamera bozuldu. Köpekli olan diğerinden çok daha ince. Ay görünmüyor. Resmen kamera bozulmuş, odaklamıyor. Biri diğerinden çok daha kalın. Kedili olan diğer köpeğe göre kalın. Gösteremiyorum size maalesef. Peh. Neyse. Onu görmüş olduk. Ve birbirlerini tutması da kediliğe göre çok daha böyle kenetliyor. Köpeği biliyorsunuz kaldıramadık bile fazla. Neyse o zaman ben şimdi yapmaya başlıyorum. Bazı ufak ayrılmamışlar var. Yapacak bir şey yok. Onları öyle yapacağım. Renklere göre gidelim. Önce nereyi yaparım? Dışları yaparım belki. Yeşil ya da pembeden başlayabilirim. Ya da maviden de başlayabilirim. Can nasıl isterse bakacağım işte. Böyle ikili ikili kalmışlar çok var. Kullanayım mı, kullanmayayım mı? Hadi ya şey yapmayayım. Hile falan yapmayayım ama birkaç tane var yani. Birkaç tane kullanabilirim bence. Gördüklerim ama ayıracağım böyle. Hadi hadi hile olmasın. Ayırıyorum. Dış parçaları ayıklıyorum. Dış parçaları bulabildiğim kadar ayıkladım. Kesin yine içinde vardır ama bilmiyorum. Bunları yapmaya çalışacağım. Bir de şimdi kendime bir soğuk kahve yapacağım. Puzzle'la iyi gider. Hadi güncellemede görüşürüz. Kahvem buzlu. Hala da dış parça çıkıyor içinden. Aradıkça çıkıyor bakın. Dış parçaları yaptım. İşte mavileri, morları, yeşilleri böyle ayıkladım. Buradaki kedinin olduğu bölümü de. Dış parçaları böyle bu çerçeveleri de ayıklıyorum. Biraz daha yapacağım, sonra bugünü kapayacağım. Yarın görüşürüz.
günden selamlar. Soğuk kahvemi yaptım. Ve dün akşam bu kediciyi de yaptım. İlk izlenim, karşılaştırma izlenimi olarak söyleyebilirim ki kesinlikle kedili olan versiyon çok daha kolay. Köpekli zordu. Kedili de hemen ayıklamasını yaptım ve 5 dakika, 10 dakikada kediyi çıkarıyorsunuz kedilere. Bakın şunu 1 dakika içerisinde şöyle yaptım. İlk izlenimim böyleydi. Bakalım günün sonunda ne olacak? Ay, kamerayı tutamıyorum. Güncellemede görüşürüz. Puzzle'da bitti. Köpekler ve kediler. Şimdi karşılaştırmaya geçelim. Öncelikle köpeklerden başlamıştım ve zorluk bakımından karşılaştırırsak gerçekten zor bir puzzle'dı. Hatta ben puzzle yapmayı mı unuttum falan dedim. Kendi kendime kolay bir puzzle bu. Ben bu puzzle'ı neden yapamıyorum dedim. Böyle tutukluk mu yaptı artık bende? Zamana bağlı gelmişlik sendromu mu yaşıyorum puzzle'lara karşı dedim. Ama neresi zor biliyor musunuz? Şu neon yeşiller, reşil çizgiler ve bu yamuk şeklinde geçişler biraz zorladı. Ama sonlara doğru hızlı şekilde bitti. Ama zorluk bakımından, bin parçalık köpekler puzzle'ından zorluk bakımından 5 üzerinden 3 verebilirim. Kedilerde ise başta yine bir hafif zorlandım ama sonra çok kolay yapıldı. Yani şu küçükler böyle ayrıştırma yaptıktan sonra çat çat 5 dakikada hemen tek kare fotoğrafları yapabildi. Zorluğa bu sebeple 5 üzerinden 1,5 veriyorum. 1,5'tan 2 veriyorum. Yani hiç zor bir puzzle değildi. Parça birleşim uyumuna ve birbirlerini tutmaya gelirsek, köpeklerde parçalar birbirini tutuyordu ama bir parça da birden fazla yere doluyordu. Öyle bir sıkıntı yaşadım. Ve parçalar birbirini siz de görmüşsünüzdür. Yukarı kaldırdığımda ve koyduğumda kendiliğinden ayrılıyordu. Ve bozmaya kalktığımda gayet rahat bir şekilde bozuldu. Parçalar birbirini çok fazla kilitlemiyordu, kenetlemiyordu. Ama kediler puzzle'ında ise gördüğünüz kaldırdıktan sonra zaten direkt kağıt gibi katlandı. Birbirlerine hiçbir şekilde ayrılmadı. Çok kilit sistemi inanılmaz muhteşem. İkisi arasında nasıl bu kadar fark oluyor gerçekten bilmiyorum. Demek ki serileri farklı. Ya da üretim yıllarına göre mi değişiyor? Üretim yılı yazıyor mu? Yazmıyor. Acaba kaliteyi mi düşürdü dedim. Ama bilmiyorum. Bir parçada birden fazla yere oluyor muydu? Oluyordu ama bu köpekler kadar olmuyordu açıkçası. Yani parça birleşim uyumuna köpeklerde 5 üzerinden 3 veriyorum. Kedilerde 5 üzerinden 5 veriyorum. Eğlenceye gelirsek, yani hem kediler hem de köpekler aynıydı. Renkleri daha canlı geldi bana bu köpeklerinkinin. Ama kedilerin de yapımı kolaydı. Çünkü kolay olduğu için zevk veriyordu. Zevkliydi yani. O yüzden ben ikisine de 5 üzerinden 3 vereceğim. Biraz kıt puanlıyım, evet biliyorum ama öyle artık. Süreye gelirsek, ben kronometreyi her zamanki gibi tutmayı unuttum. Benim kabahatim, yapamıyorum gerçekten. O yüzden gün hesabı üzerinden konuşursak köpeklerde 5 günde bitirdim. Kedilerde ise 1 haftaya yakın sürede bitirdim. Bu günlük olarak puzzle yapmamama bağlıyorum. Saat olarak dilimlersek de 3-3,5 saate vurabiliriz. Kediler puzzle'ı yapımı daha kolaydı ama benim tembelliğim sebebiyle daha uzun sürdü. Genel toplam puan verirsek köpeklere
5 üzerinden 3 veriyorum. Kedileri de yine 5 üzerinden 3,5 veriyorum. Evet, kesinlikle 5 üzerinden 3,5 veriyorum. Yani 4 puan oluyor. Ve köpeklerle kediler puzzle kapışmasının kazananı kediler oluyor. Zor bir karar oldu ama bu parçaların kalitesi o yarım puan köpeklerden daha ileri olmasını sağladı ve kazanan olmasını o yarım puan sağladı. Öyleydi. Bugün sizlerle beraber Treffle'ın Bin Parçalık Köpekler ve Kediler isimli puzzle'larını beraber yaptık ve karşılaştırdık. Kazananı kediler olarak seçtik. Kanala hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.